Arkadaşlar her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha doğrusu bu akşam dolma dolduracağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir dolma içim var. Köyden getirdim arkadaşlar. Onları temizledim işlerini. Maydanozumu doğradım. Bayağı bir soğanımı doğradım. Şimdi buradan maydanoz kavurmuş olduğum soğanın üzerine bu şekilde ilave ediyorum. Çok pardon arkadaşlar. Dolmanın hepsini dolduracağım. Bu şekilde difrize atacağım. Çünkü bu şekilde çok güzel oluyor. Aynı tazesi gibi oluyor arkadaşlar. Hatta burada da şimdi salçasını ilave ettim. Bazılar dolmaya salça koymuyor ama ben salçasız dolma pek haz etmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler seviyor musunuz ama bana göre güzel bir ekşilik veriyor. Tat veriyor. Zaten köy salçası. Arkadaşlar burada da baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir tatlı kaşığı sumak. Bir tatlı kaşığı 7 çeşit baharat. Bir tatlı kaşığı zerdeçal. Alttan böyle bakın şu şekilde göstereyim size. Bir tatlı kaşığı da kimyonum var arkadaşlar. Mis gibi kokuyor baharatım şu anda. Şimdi pirincini ilave edeceğim. Baharatları tek elle alabilecek miyim emin değilim. Şu tencerede yapacaktım. Ama tencerenin küçük geleceğini düşündüm. Çünkü bayağı bir pirinç var burada. Nasıl koyacağım ben bunu şimdi arkadaşlar? Ay, bismillah. Bir kadın süzgeçte birazcık beklettim. Arkadaşlar çocuklar okullara başladığı için bu şekilde güzelce dolmamı, sarmamı, mantımı difrize dolduruyorum ve acil durumlarda direkt çıkarıp pişiriyorum. Bu şekilde yeşil haliyle doldurmamın sebebi de arkadaşlar kurda yaptım ama yeşil de çok güzel oluyor biliyorsunuz. Dış kabuğunu atıyorlar kuruyunca benim çocuklar. O yüzden de atılmaması için yeşilken bu şekilde daha çok seviyorlar baktım. Bakalım bu sene daha çok doldurdum. Geçen sene hatırlarsınız. Sadece bir tepsi yapmıştım ama. Şimdi baharatını da koyayım. Oo, mis. Maydanoz sokluyordum ama maydanoz ölünce birazcık sıcak görünce hemencecik azaldı. Biraz daha ilave edebilirim. Arkadaşlar doldurma aşaması görüşmek üzere. Arkadaşlar aşağı mutfaktayım o yüzden de alt kattaki yukarı çıkmaya üşendim. Tuzun içindeki tuzu çıkardım ama sanırım az gelecek. O yanmaya mı başlamış? Hemen delik gibi tutmuş ya. Hatta salçası da az geldi şimdi. Maydanoz ne kadar gıcık arkadaşlar. Her yere dağılıyor. Difrizi dolduruyorum. Geri boşalıyor arkadaşlar. Anne. Annem. Bak. Şunları Arkadaşlar dolmamızın içini hazırladım. Akşamdan beri dolma doldurmaya uğraşıyorum. Saat 10'a geldi mi bilmiyorum. Zehra kaç saat? Belli bakayım. Mi? Videoyu da izle çıkmıyor. Tamam boş ver. Kaçsa kaç. Ciğerse oldu zaten. Değil mi Miray? Evet. Miray da sabahtan beri ev yapıyor. Usanmadı.
Bir türlü değil mi kızım? Evet. Tamam. Arkadaşlar bu arada okul heyecanı var mı? Nasıl gidiyor dersler? Ben vallahi bugün gittim. Annemle gittik değil mi? Evet kızım. Bugün okul heyecanı vardı kızım. Ben okula gitmedim, utandım. Okul telaşımız vardı. Miray'ı da okula yazdırdık ama Miray da birkaç gün sonra gidecek değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlarıyla beraber. Ne yapıyorsun Miray? Evet. Ev mi yapıyorsun? Miray, anana aferin mi yapıştırdın? Ne? Anana aferin mi yapıştırdın? Evet. Çok yakışmış. Bu da Miray'ın evi. Miray bizim evden bile büyük oldu. Olmadı mı? Bu kadar. Tamam, haklısın. Anne, yarın senden dolma bekliyoruz. Evet, yarın size kocaman bir tencere dolma pişireceğim kızım. Dolmayacağım. Yoğurt var mı? Var. Ona göre. Yoğurdumuz var hem de tazecine. İlcilerden getirdim. Mis gibi. Yaşadınız hadi. Ben yardım edeyim mi? Bana mı? Evet. Anne, iki tencere oldu herhalde. Yağlı ya. Hatta üç oldu anne. Çünkü bunun üstündekini kesersek şöyle. Bir de bunun üstündeki evet, üç tencereden fazla kızım. Ah, bu yırtılmış. Miray, eteğin ne güzel. Bana da ver de ben de yiyeyim. Anneciğim, sofranın altına otur, öyle içine oturma. Üstüne şey. Evet, dökülür. Halıya dökülür. Sofra bezin işte benim gibi üstüne çekecek. Hem üstüne dökülür hem halıya dökülür. Kaşık. Efendim. Bu hiç artar mı kızım? Ne yapalım? Bir bakayım. Arkadaşlar, dolmamızın son hali. Şimdi de üzerlerini kapatıyorum domatesle. Çünkü difrize atacağım için bu şekilde çeri domates tercih ettim. O güzelce sıkışıyor, böyle kapatıyor üzerini. Bu yüzden de içindeki iç dökülmeyecek. Bu şekilde bir tane dolmaya bir tane minik çeri domates yerleştirip güzelce poşetleyeceğiz.